Başka bir izleyicimiz hocam, kadın sekreter çalıştırmak caiz midir diye sormuş. Kadınların çalışması meselesi aslında. Evet, genel manada evet. Kadınlar çalışır mı çalışmaz mı? Kadın evinde çalışacak. İslam'ın düzeninde kadın kendi evinin çocuğunu, kocasının hizmetini, ev hizmetini yapacak. Geçinemiyoruz, ihtiyacım var falan filan. O zaman ev içinde bir el işi gibi bir şey yapabilir. O da yetmiyor falan filan. Ondan sonra işte evin dışında bir şey yaparsa oraya nasıl yapacak? Kadınların tamamen kendilerine ait, hiç erkeğin girmeyeceği, tefsir edemeyeceği bir yer olursa ona cevaz veriliyor. İhtiyaç varsa tabii ki yani. Çünkü bundan evvel tabii ki Müslümanların zekat vermesi lazım, yardım etmesi lazım. Zenginlerin böyle insanları, kadınları, namuslu insanları arayıp bulup onları kollaması lazım. Kadın orada çalışıp ne alacak? 700 lira, 800 lira, 1000 lira alacak. Bir Müslümanına ayda 500 lira zekat parasını verse o kadın evde oturur aşağı. Çünkü 1000 lira kazanan, ayda kadın 1000 lira alan bir kadın, peki de onun 500 lirasını harcıyordur. Süsüne, püsüne, elbisesine harcıyordur yani. O gidiyor. Ya da çocuklarını başkasına bakıyorlar. Yani doğru. Başkasına bu da çok çok şey. Ya. Çocuk kime anne diyecek? Yani yapacağın masrafı düşün. Bir de başına gelen sıkıntıları düşün. İş yerinde psikolojik bunalım da olur, iş ters gider mi ne olur. Kadın buna dayanamaz ki. Sonra eve gelecek, çocuğa bakacak, kocasına hizmet edecek. Nasıl olacak bu iş? Kadının evin dışında çalışması imkansız gibi bir şeydir. Evin içinde yan gelir olarak ufak bir şey yapıp da kocasının geçimine, ev geçimine yardımcı oluyorsa alevül alevut değilse kadın bundan mesul değil zaten. Geçelim şimdi sekreter meselesine. Sekreter niye alıyorlar? Müşteri avlamak için. Tezgahtar kadın alıyorlar. Niçin? Hostes kadın alıyor. Niçin? Müşteri avlamak için. Cazibe için. Yahudi taktiği. Şimdi Müslümanlar kapitalist oldular. Yahudi'yi geçtiler. Ve o sekreter yalan söylüyor. İşte patron burada yok diyor. İçeride adam ya. Ekserisini böyle yanlışta kullanıyorlar. Baş başa bir odada kalıyorsan o da tehlikelidir. Ona hürmeti müsaade edilir. O ayrı bir konuyla ilgili bir sorun sorun. Ha, o zaman onu o zaman konuş yapalım. Demek ki o sekreterlik yapan kadınlar süslenir, püslenir, müşteriyi cezbetmek için veya telefonla şey efendim falan filan filan babasının oğlu gibi yani yumuşak sözle konuşuyor. Bunlar doğru değil. Bunlar İslami anlayış değil. Müslümanca bir yaşantı değil. Allah muhafaza. Kadının sesi de, kokusu da, görüntüsü de yabancı erkeklere yasaktır. Erkeklerin arasına girmeyecek. Böyle uzak dünyaya tekrar hakim oluruz. Değilse böyle biz de elimizde, ne yapalım, ellerinde bizi oynatıyorlar işte.